Sedat Peker'in ilk zamanlarda pek çok konuyu gündeme getirdi. Pek çok iddiada bulundu. Herhangi bir soruşturma açılmadı henüz onun iddiaları üzerinden birilerine ama sonuç itibariyle o iddialar ortada duruyor. O iddiaların içinde bulunan isimlerle ilgili gelişmeler oluyor. Halil Falyalı da onlardan biri. Ve Halil Falyalı daha önce biliyorsunuz Erkam Yıldırım gibi bir isimle de beraber uyuşturucu ticareti üzerinden anılmıştı Sedat Peker tarafından. Sizden biraz dinlemek isteriz. Bu ismin anlamı, Kıbrıs'la ilgisi ve tabii ki sonra Kutlu Adalı cinayetine de geçeceğiz. Sedat Peker'in iddiaları da pek çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olmuş olaylar var. Neler söyleyeceksiniz Sayın Talat? Şimdi tabii şunu her şeyden önce belirteyim. Sedat Peker'in söylediklerinden bizim için yani Kıbrıslı Türkler için en önemli olanı takdir ederseniz ki Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olandı. Onunla ilgili olarak biraz sonra herhalde konuşacağız dediğiniz evet, gibi. Evet. Onun dışında bir de tabii bizim tamamen vakıf olamayacağımız bir iddiayla Kıbrıs'tan birisine, bir gazinocunun suçlandığı yine konuşmalar olmuştu Halil Falyalı ile ilgili. Yalnız şunu söyleyeyim, Halil Falyalı'nın bugün muhatap olduğu veya metalder olduğu konu daha doğrusu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili değil. Evet, değil. Tamamen farklı bir konuda. İddiaya göre orada bir şekilde çalışırken veya çalışanlarla işbirliği içinde 140 bin dolar çalan birisi, çaldığı iddia edilen birisine yönelik şiddet ve şiddet tehdidi nedeniyle. Bu arada bu kişinin kaçırılıp evinden bir miktar paranın alınması, bazı senetler imzalatılması, noter tasdikli senetler imzalatılması gibi iddialar nedeniyle Falyalı suçlandı, Halil Falyalı. Ve o tutukluluğu da bununla ilgilidir. Yani Sedat Peker'in söyledikleriyle ilgili bir gelişme değil burada yaşanan. Dolayısıyla şu anda bambaşka bir konu ele alınıyor. Mahkeme 3 gün tutukluluk verdi. Bunlar genelde poliste tutuklu olurlar. Bu sırada işte araştırma yapılır vesaire. Yine mahkeme kararıyla bu süre uzatılabilir. Zaten önce 1 gün tutuklanır, sonra 3 gün daha tutuklanır. Mahkeme uygun görürse bu süre uzatılabilir. Belli bir sürenin üstüne çıkamaz. Hı hı. O noktaya gelindiğinde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilip bekletilebilir. Yani bizdeki sistem böyle. Yani belli süreler var mutlaka tutuklulukta. Dolayısıyla göreceğiz hep birlikte nasıl gelişme olacağını. Şu anda bildiklerimiz bu kadar. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bilgi alalım o zaman sizden. Çünkü o döneme tanık olan isimlerden birisiniz, oradasınız. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanısınız. Orada da pek çok isim var ve Sedat Peker kendi kardeşini ifade alınsın diye zorlayan bir isim olarak çıktı karşımıza. Evet. Türkiye'de herhangi bir hareket yok ama Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bununla ilgili bir soruşturma süreci, bir meclis durumu söz konusu olmuştu. Bir gelişme var mı? O konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim bize? Maalesef hiçbir şey olmadı Kıbrıs'ta. Hı. Tersine veya aksine Türkiye'de bir küçük gelişme oldu. O da işte galiba İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir kovuşturma başlattı. Ve bununla ilgili olarak Kıbrıs'tan bazı belgelerin isteneceği filan söylendi. Ama Kıbrıs'ta hiçbir şey yapılmadı. Yani benim üzüldüğüm ve eleştirdiğim budur.
Halbuki olay sizin de ifade ettiğiniz gibi Kıbrıs'ta olmuş bir olay. Evet. Kıbrıs'ta gerçekleşmiş bir olay. Dolayısıyla bunu Kıbrıs adli makamlarının araştırması ve sonuca taşımaya çalışması gerekir. Ve bu arada Türkiye'de bulunduğu için itirafçılar veya itirafçı Türkiye'den onların ifadeleri alınarak Kıbrıs'a gönderilir ve Kıbrıs'ta bu kovuşturma sürdürülür. Bence yapılması gereken buydu. Ancak böyle bir şey olmadı. Tam tersine burada hemen hemen hiçbir şey olmadı, ilgi olmadı. Hı hı. Ve tamamen şey yapıldı, göz ardı edildi maalesef. Sıkıntı burada. Öyle isimler var ki o cinayetin içinde gerçekten onlarla ilgili Türkiye'de, evet az önce bahsettiğiniz gelişme olmuş olabilir ama işte Mehmet Ağar'la ilgili herhangi bir gelişme yok, Korkut Eken'le ilgili bir gelişme yok. Şimdi bu noktada isterseniz şöyle bir Sayın Ruşen Gültekin'e döneyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle 31 Mart 2005'te Türkiye'yi mahkum etmiş, 95 bin euro para cezasına çarptırmış. Şimdi Sedat Peker 7 iddiaları ortaya attı aylar önce. Bu konular aslında geride kalıyor gibi görünüyor. Oysa geride kalmaması gerekiyor herhalde baktığımızda, değil mi? Gündemde tutulup üzerine gidilmesi lazım. Ama bir hareket yok az önce ifade ettiğiniz gelişme haricinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gelişme haricinde. Peki nasıl bir hareket olmalı ve nasıl bir hareket olacak? Hiçbir iddiaya ilişkin hiçbir hareket yok. Şimdi büyük program içerisinde konuşacağız, hep anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de yargı bağımsızlığı dediğimiz kavram çok tartışmalı. Yani bugün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 13 üyesinin 13'ünü de siyasi bir partinin başkanı olan Cumhurbaşkanı, taraflı bir Cumhurbaşkanı doğrudan veya dolaylı olarak atıyorsa sadece oradan gelecek işarete göre bazı soruşturmaların harekete geçtiğini, bazı soruşturmaların harekete geçemediğini görüyoruz. Bunu yıllardır takip ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'de her şeyden önce bu tür cinayetlerin, bu tür şeylerin altyapısının Cumhuriyet Savcıları tarafından re'sen soruşturmaya geçmesi için Cumhuriyet Savcıları'nın ellerinin çözülmesi gerekir. Hatta daha geçenlerde bir gelişme oldu. Hatta öyle bir gelişme oldu ki normalde her Cumhuriyet Savcısı başsavcısına, başsavcılık bir kültür de bir bağ vardır. Hı hı. Bu bağ aslında yazılı olmayan bir kural olarak işte iddianameleri incelemekle yetkilidir diye baktığımız bir şeydi. Son kertede siyasi iktidar o kadar endişe etti ki acaba kendiliğinden bir Cumhuriyet Savcısı, mesela Urfa'da bir Cumhuriyet Savcısı pandemi döneminde çıkmıştı gibi, böyle bir çıkış olur mu anlamında bir rahatsızlık duydu ki, çünkü Cumhuriyet Savcıları'nın üzerinde de bunlar çok büyük yük. Biraz sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcısının nasıl görevden alındığıyla ilgili konuları tartışırken daha ayrıntılara ineceğiz ama dolayısıyla bu konularda Sayın Cumhurbaşkanı da doğru söylüyor. Suçun işlendiği yer Kıbrıs. Kıbrıs. Cinayetin işlendiği yer mahkemesi yetkilidir burada. Yani yetki olarak baktığınız zaman orada hiçbir hareket olmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eleştirisine bu konuda Kıbrıs'ta Türk askerinin emrindeki Kıbrıs polisi tarafından bunların yapılmasının ihtimalin olmadığından bahsediyor. Evet. Şimdi oradaki görünüm de aslında o açıdan bakıldığında yargı bağımsızlığına, hı hı, aykırı. Ancak bir gazetecilik faaliyeti olarak bunlar ortaya çıkıyor. İşte Sedat Peker de bir taraftan bugün hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Evet. Zamanı da manidar geliyor bana bu şekilde. Yani hakkında bu kadar iddia bulunan bir insanın düne kadar iktidarın yanında mitingler yapması, onların hatta bugün Sadat açıklamasına söylüyor bana kanlar oluk oluk akacak, tabii, kanlar dedirten diyor. Sadat başkanıydı diyor. Tabii. Şimdi buradan da bağlantı kurarak başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla çok keşmekeş bir ilişki var ama şunu söylemek lazım. Bu iddialar için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek bekası için olması gereken şey bağımsız bir yargının sağlanmasıdır. Hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan, tamamen erkler ayrılığına göre kurulmuş bir yargı erki bunların hepsini, yani ben Türk yargısının bunların hepsini ortadan kaldıracak, bunların hepsi hakkında soruşturma yapabilecek gücü olduğuna inanıyorum.